Kur'an-ı Kerim ölü ve mezarlık kitabı değildir. Hayrettin Karaman. Bu başlık cümlesine karşı iki tepki beklenebilir. 1. Kur'an okumayı ölmek üzere olan ve veya ölen kimselerin yanında hatırlayan ya kendileri veya ücretle tuttukları böyle olmasa bile para alacağını bildiği için okuyan kimselere mezarlıkta Kur'an okuyan ve okutan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ve defalarca anlamak ve hayatına rehber kılmak yerine ölmüş geçmişlerin ruhu için okuyup duran hatimler indiren kimseler bunların muhtemel tepkisi işte bir selefi çıkış Kur'an niçin ölüye ve mezarda okunmasın Madem öteden beri okunuyor, şu halde o hem yaşayanların hem de ölmüşlerin ve mezarların kitabıdır demek olur sanırım. 2. Kur'an-ı Kerim niçin gönderildiğini pek çok ayette açıkça beyan ediyor. Bunların arasında bir ayet bulunmaz ki Kur'an ölülerin ve mezarların kitabıdır desin. Bu konu tartışma ve açıklama ister mi ki böyle bir başlık atıyor ve yazıya konu ediyorsun. Gel gör ki Maalesef bu konu tartışılıyor. Birçok mezarda hoparlörde yüksek sesle devamlı Kur'an okutuluyor. Mezar ziyaretinde bulunanlar sünnet olan selamlama, dua ve ibret almak için tefekkür yerine bilhassa orada Kur'an okuyorlar veya okutuyorlar. Ayrıca bazı kimseler bu durumu göz önüne alarak Kur'an hem ölülerin hem de dirilerin kitabıdır diyorlar. İşte bu vakadan hareketle ben de bazı açıklamalar yapma ihtiyacını hissettim. 1. Yukarıda işaret ettiğim gibi Kur'an'ın niçin gönderildiğini açıklayan ayetler arasında ölüler için ölülere okunsun manasında bir ayet yoktur. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir kez dahi mezarda ölüler için Kur'an okumamıştır. 3. Yasin suresini ölülerinize okuyun mealindeki rivayetin sahih hadis olup olmadığı tartışmalıdır. Ayrıca pek çok muteber alim bunu ölmek üzere olan kimsenin yanında okuyun diye anlamak gerektiğini ifade etmişlerdir. Peygamberimizin ölülerinize la ilahe illallah tevhid cümlesini telkin edin yani yanlarında söyleyin mealindeki hadisini de yine ölmek üzere olan hastaların yanında diye anlamışlardır. 4. Diyelim ki ölülere Yasin okumayı tavsiye eden rivayet sahih olsun. A. Bunu mezarda okuyun dememiştir ve kendisi orada okumamıştır. B. Bir sure ölülere okunsun diye tavsiye edilmiş olsa bile buna dayanarak Kur'an hem ölülerin hem de dirilerin kitabıdır demenin makul ve meşru bir dayanağı yoktur. Peki Kur'an-ı Kerim'i mezarlarda bağıra çağıra okumanın ne sakıncası vardır diye sorulabilir. Ben bu soruya bir de sarıklı cübbeli din görevlisinin cenaze arabasına binerek ortalıkta dolaşmasının ve defin sonuna kadar bu kıyafetle bulunmasının ne sakıncası var sorusunu ekleyeyim. Bu iki olay dinle ilişkisi bilgi ve uygulama olarak zayıf olan kimselerde kesinlikle olmaması gereken şu iki algıya yol açmaktadır. Kur'an ölülere okunmak için gönderilmiş bir kitaptır. Din görevlilerinin işi de insanlar öldükten sonra başlıyor başka bir ifadeyle din ölüm ve ahiret hayatı için gönderilmiştir. Bunun için gereklidir. Peki ne yapsak daha doğru ve uygun olur? 1. Din görevlisinin tanıtıcı kıyafeti, insanlara din eğitim ve öğretimi yaptığı, ibadetlerinde önder olduğu, İslam'ın ahlaki ve sosyal hedeflerini gerçekleştirmek üzere faaliyetlere katıldığı yer ve zamanlarda üzerinde olmalıdır. 2. Mezar ziyaretleri peygamberimizin açık ifadesiyle ölümü hatırlamak, ibret almak ve ölüme hazırlanmak içindir. 3. Kur'an da müminlerin hayat rehberidir. Efendimizin uygulama ve açıklamalarıyla beraber müminlere doğru yolu ve Allah katında makbul kulluğu öğretmek için gönderilmiştir. Bu iki hususu gölgede bırakacak ve yanlış algılara sebep olacak uygulamalar terk edilmelidir. 4. Yasin Suresi'nin ölmek üzere olan kimsenin yanında okunmasında sakınca yoktur. Yine onun yanında zorlamadan, ısrarla teklif etmeden uygun aralıklarla la ilahe illallah demek sünnettir. Son sözü bu cümle olanların cennete gideceği müjdelenmiştir. 5. Allah rızası ve gereğince amel etmek niyetiyle Kur'an okumak bir ibadettir. Daha başka ibadetler gibi bu ibadetin de sevabını ölüye hediye etmenin bir sakıncası yoktur. Ölüye faydası olması muhtemeldir. Olmasa bile okuyan ve yapan ibadet etmiş olacaktır. 6. İki örnek vermem gerekirse Allah Teala ekmek yapılan ürünleri kullarım yesinler de yaşasınlar diye yaratmıştır. Bu arada eskiden çıbanları olgunlaştırmak için üzerine hamur sararlardı ve faydalı olduğuna inanılırdı. Keza hastalıkların şifa bulması için Kur'an okumanın da sünnette dayanağı vardır. Şimdi bunlara bakarak hamur çıban tedavisi için yaratılmıştır. Kur'an da hastalıkların tedavisi için gönderilmiştir denemez. Hamurun ne için, Kur'an'ın da niçin olduğu bellidir. Hamur, ekmek bedenimizin gıdasıdır. Kur'an da yaşadığımız sürece ruhumuzun gıdasıdır. Aklımızın kılavuzu, hayatımızın düsturudur. İki not ekleyeyim. Okunan Kur'an'ın ve yapılan diğer ibadetlerin ibadet olabilmesi için ihlas şarttır. İhlas, yapılan ibadetin sırf Allah rızası için yapılması demektir. Para karşılığında Kur'an okuyan ibadet yapmış olmaz. Bu sebeple ondan bir sevap da hasıl olmaz ki ölüye bağışlansın. Ücret karşılığında Kur'an'ı baştan sona okutmanın değil, Allah rızası için bir Fatiha okumanın faydası vardır. Bunu da her mümin bilecektir, bilmelidir. Allah Teala Kur'an'ın her harfine bir sevap vermiştir. Peki bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti kulların Kur'an'ı okuyup anlamaları ve hayatlarına rehber edinmeleridir. Bu sebeple her mümin Kur'an'ı anlayarak okumanın yollarını aramalıdır. Miracınız kutlu olsun, namaz kılan mutlu olsun, hem dünyada hem ukbada hayatınız tatlı olsun. Gözetelim yoksulları, yetimleri ve dulları kandiller vesile olsun, sevabınız katlı olsun.